Ve Yunanistan'la aramızdaki gerilime devam edelim. Malumunuz uzun bir süredir takip ediyoruz aslında. Yunanistan 12 adalarda gerilimi arttırmaya devam ediyor demek mümkün. Atina gayri askeri statüde bulunan Midilli ve Sisam adasına 41 zırhlı araç sevkiyatı yaptı. Ardından da Türkiye'yi yalan haber yapmakla suçladı ama görüntüler ortadaydı. Yunanistan'dan bir kez daha bölgedeki gerilimi artıracak bir hamle geldi. 1923 Lozan Antlaşması kapsamında gayri askeri statüsü olan Sisan ve Midilli adalarına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Sevkiyat, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların çektiği fotoğraflarla görüntülendi. Konunun gündeme gelmesinden sonra Yunan dışişleri kaynakları açıklama yaptı. Türk medyasındaki haberlere yorum yapmıyoruz denildi. Yunan haber siteleri ise farklı yorumlarda bulundu. Bazı kuruluşlar basına sızan fotoğrafları yalan haber olarak niteledi. Türkler bizi gözetliyor ve yeni tahrik kreşentosu gibi başlıklar atıldı. Türkiye'ye yönelik yorumlar bununla da bitmedi. Türkler adaların silahsızlandırılması konusunu yeniden ısıtıyor. Türklerden tehlikeli oyunlar. Türkler hem casusluk yapıyor hem de çektikleri fotoğrafları yayınlıyor gibi cümleler kullanıldı. Yunanistan'ın adaları silahlandırması hem Lozan hem de 1947 Paris Anlaşması'na aykırı. Ancak Yunanistan 23 adanın 16'sını 1960'lı yıllardan bu yana silahlandırmaya devam ediyor. Üstelik bu hamleler inkar da edilmiyor. Türkiye'den tehdit gördüğünü iddia eden Yunanistan, adaları silahlandırmasını Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayandırıyor. Yapılanları meşru müdafaa olarak niteliyor.